Necati Bey, ben açık sözlüyüm. Alfine doktorlar, ne mühendisler, ne avukatlar, ne yargıçlar, ne GSM operatörleri. Yani kimler kimler istedi ama ben vermedim. Kısmet sizeymiş. Captain Babyface çocuğu Necati. Baba bir dur, daha Necati baba olur demedi ki. Senden iyisini mi bulacaklar lütfen? Alp ilkokulda birinci. Orta mektep bir. Üniversite baba? Bir. Hep göğüslerimizi kabarttı. Babacığım. Gel baba. Baba. Evrenin duymasından şimdiye kadar hep gurur duyduk biz. Baba. Necati baba, iyi misiniz? Amcacığım, baba. Amcacığım bir saniye. Alp, Esma sakin olun amcacığım. Doktorum ben, kendinizi bana bırakın. Kendinizi bana bırakın, kurtaracağım. Amcacığım sakin ol, gel böyle. Gel böyle amcacığım. Hop, amcacığım bana bırakın kendinizi. 3-2-1 dediğimde. 3-2-1. Geçmiş olsun amcacığım. Necati amca, çok geçmiş olsun. Neler oluyor burada? Ben doktorum ne demek? Amcacığım ne demek? Yani aslında açıklayabiliriz. Biz, daha doğrusu ben... Ne film dönüyor? Ne tiyatro çeviriyorsunuz? Mustafa Tarık kim? Baba, ben açıklayabilirim. Ya iyilik olsun diye yaptım ben. Yani i̇yilik şey değil, diye, küçücük bir şey aslında bu. Anlamayacağımınızı sandınız. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Efendim, estağfurullah. Gerçekten ilk haybini siz vermezsiniz. Ya durun! Necati Bey amca, ben size her şeyi açıklayabilirim. Bakın, ben yetimhanede büyüdüm. Ailemi de hiç tanımadım. Hayattaki tek ailem Samet. Bir de eğer izin verirseniz Esma olacak. Siz dün öyle bir anda sorunca ben ailem yok, babam yok diyemedim. İşte biz de böyle bir plan yaptık. Samet benim hastaneden doktor arkadaşım. Hatta öz abim bile diyebilirim. Demek sen yetimhanede büyüdün delikanlı. Evet efendim. Yani baban yok diye yalan söyledin. Genç adam, benim sana verilecek kızım falan yok. Ama baba! Sus! Ben de yetimim. Amcam büyüttü beni, sen biliyorsun. Biliyorum babacığım ama yani... Yetim olmak utanılacak bir şey değil. Ama yalan söylemek utanılacak bir şey. Ama efendim biz... Sen kızımı benim gibi yetim birine veririm. Ama bir yalancıya asla. Bir de doktor olacaksınız. Yalanlar, dolanlar. Çıkın gidin kardeşim. İstemiyorum sizi. Esma sen de toparlan. Ama... Esma hadi çabuk. Of ya. Of. Of. 55 yıllık Necati'yim. Yıllarca çocuklara lisede müdürlük yaptım. Ne böyle rezillik gördüm, ne de böyle rezillik yaşadım. Aferin kızım Esma. Ne rezil olması babacığım? Aşk, sevgi, çiçek, böcek bunlar güzel şeyler. Kes, ne aşkı böceği. Böyle oyundan aşk mı olur? Haklısınız. Tüm bunlar size sahte veya yalan dolan gelmiş olabilir. Ama gerçek olan tek şey bizim sevgimiz. Ben bilirim böyle sevgileri. İki günde başlar, iki günde biter. Ben kızımı harcatmam. Eşyalarını toplasın, gidiyoruz. Baba niye ya? Kimse hiçbir yere gitmiyor. Düğünümüz var gençler, nereye gidiyorsunuz? Ne düğünü ya? Ne? Benden habersiz bir de nikah mı kıyıyorsunuz? Baba ne alakası var, aklımıza bile gelmedi. Kim evleniyor ki? Eylül. Ciddi misin? Ne zaman? Aa, nerede, kaçta gidiyor muyuz? Herhalde. Bayağı Eylül evleniyor. Evet. Çok iyi oldu var ya, bugün anca bir düğün kurtarırdı. Tam o. Seni ne zaman görsem böyle bir takma göbek, bir kulağında papatya falan garip garip haller. Git tipini düzelt, hadi. O zaman gidiyor muyuz şimdi? Evet. Hadi daha çok işimiz var, bir dünya. Hadi gelin. Esma, sen nereye kızım? Hadi eve gidiyoruz. Baba, ya benim evim zaten burası. Yanımda Alp'im ve arkadaşlarım yanı. Sen... Burada birazcık kal, düşün beni, anlamaya çalış. Ben olmam gereken yere gidiyorum baba. Eylül'ün yanına. Poğaça ister misiniz amcacığım?